Yasin kayıt yaptığını biliyor musun? Kime yapıyorum onu? Şimdi Merve sen hiç konuşmayacaksın, dinleyeceksin, tamam mı? Tamam. Nereden geliyorsun daha? Didim'den, Aydın Didim'den. Aydın Didim. İsim neydi? Zafer sen. Zafer kardeşim. Şimdi anlat bakalım Zafer sorun nedir? Neden geldiniz buraya? Eşim için geldik ilk önce. Evet. Eşimle... Karnımda böyle bir gezinmeler gibi hissettim. Hep bez bağlıyordum. Karnımda gezinme var. İçinde bir şeyler geziniyor gibi. Karnın içinde bir şeyler geziniyor gibi. Geziniyor, resmen geziniyor. Rahatsız ediyor beni. Abi otur bak şuraya. Otur şuraya bak. Bir de hocamız hiç durmuyor hocam. Şuraya otur. Durduramıyoruz. Dinliyor. Enteresan. Hiç durmuyor, durmuyor. Hep böyle çeksene kamerayı. Merve ne yapıyorsun şu an? Hı? İyiyim. Şu an ne yapmaya çalışıyorsun mesela? He? Sürekli böyle bir hareket esnasında. Sürekli böyle. Şey de var, %50 zihinsel engeli de var çocuğun. Evet. Rahatsızlığı var. Otipik otizmin psikososyal... Ne dediler teşhis olarak? Psikososyal gelişim geriliği, otistik. Psikososyal gelişim geriliği ve hiperaktivite. Hareketinde. Hiç duramıyor, sürekli hareket ediyor. Hareket halinde bir şeyler, sürekli ışıklarla konuşuyor. Duvarlarla konuşuyor, sohbet ediyor, banyo girdiğinde konuşuyor kendi kendine. Banyo girdiğinde kendi kendine konuşuyor. Konuşuyor, gülüyor, kendi kendine sohbet ediyor, git annemi alma. Anneme sana vermeyeceğim. Merve, kimle konuşuyorsun? Sobayla konuşuyorum. Kimle? Sobayla. Sobayla. Soba sana cevap veriyor mu? Konuşurken. Vermiyor. Başka kimle konuşuyorsun? Peki başka onların görmediği, bak bana bak. Onların görmediği görüntüler görüyor musun annenin babanın görmediği? Biraz annenin görmediği. Bu soruyu ben defa sordum herkese. Bizden başka bir de görüyor musun evin içinde? Haydi baba sayesinde görüyorum diyor ama konuşuyor. Bazen görüyorum diyor anne. Ne görüyorsun çocuğum diyorum yalnızken. Kız görüyorum. Siyah saçlı kız görüyorum dedi birkaç defasında bana. Siyah saçlı bir kız görüyorum. Kız görüyorum. Başka? Ne görüyorum dedi size? Neler tam olarak aklıma gelen bu. Siyah saçlı. Hareketleri ama şey değil, yani saldırganlığı yok. Yok, yok. Yok. Sakin. Sakin. Uyusal. Sakin değil çok. Yok, çok aktif hocam. Çok aktif. Hiperaktif değil çok. Bazen yani saldırganlık yok. Yok, sadece evet, saldırganlık yok. Uyusal, yani saldırganlık. Mesela evin içinde böyle yırtıcı bir köpeğin olduğunu düşün. Yok. Bir de her yere meraklı bir kedinin olduğunu düşün. Meraklı, uyusal bir kedi ama gibi. Bazen olmadı, bir şey istesin, olmasın. Kapıları, duvarları her yanı indiriyor yani. Vuruyor, çarpıyor, kırıyor. Yani mesela arabayı koyduğumuz yerde çanta acaba yerlere yatıyor, debeleniyor. Çantayı gördü içeri, almadık diye. Şu caddeye gelinceye kadar yerlere süründük. Zor getirdik. Zor getirdik buraya. Çocuğun yarı iradesi kendinde değil. Yarı irade onda değil. Bir çocuk mu var? Tek çocuk hocam. Evlendikten ne kadar zaman sonra çocuk dünyaya geldi? İlk çocuğumuz düştü. Anne rahminde öldü. Anne rahminde ilk çocuk öldü. Evet, kaç aylıkken öldü? 9 haftalık. 9 haftalık öldü. Sonra evlendikten ne kadar zaman sonra doğdu çocuk? Biz 2004 Eylül'de evlendik. Merve 2006 Şubat'ta oldu. 2 sene sonra da doğdu. Evet.
Peki ilk çocuk öldüğünde böyle çocuğum yaşarsa falan diye bir şey adadığını hatırlıyor musun? Adadığımı hatırlıyorum hiç. Belki de unutmuş olabilirim, adamış da olabiliriz. Sanki... Ama bence böyle çocuk hareketleri, böyle bir çocuk sevindireceğim veya bir çocuğu... Belki de olmuş olabilir. Bir şey alacağım, hocam. Bir fakiri alacağım, sevindireceğim. Belki bir oyuncak alacağım. Belki demişim. Yani imkanın nispetinde böyle bir şey sanki hissediyorum ben. Mesela şöyle, ben size bir ölçü vereyim. Mesela Merve'ye hamileyken, desen ki mesela Allah, şu çocuk bana en azından duvar yaşarsa, bir çocuğa bir oyuncak alacağım desen. Evet. Bu çocuk sürekli oyuncakla ilgili oyuncak ister. Aslında onun oyuncak istemesi, senin oyuncak adı onda ortaya çıkar. Mesela geldi çocuk, gelir gelmez ilk oyuncak arıyor. Evet. Bence böyle bir şey demiş olabilirsin. Bunu bir hafızan bu noktada bir zorla. Sonra çocuğun hareketlerinde başka bir şey istediği zaman onu almayınca kriz geçiriyor. Aynen. Evet, bir şey istediği zaman illa bir olacak. Mesela istediği şeyler hep oyuncak mı? Yok. Mesela şimdi bir çanta istedim. Oyuncak, okul çantası. Mesela... Okul çantası alacağım demişimdir. Bak. Evet. Mesela... Bir çocuğa okula giden bir çocuğu giydireceğim. Çanta alacağım desen. Lafınızı kesin. Gelirken benzinlikte durduk. Orada neyse. Fazla diretmedi ama benzinlikte içeride hani oyuncak ayda dolu ya. Hı hı. Yine oyuncak. Aynen. Evet. Bir de şimdi arkadaşında herhangi bir şey görsün birinde. Giysi. Giysi olsun. Giysi, geçen kalem, çiçek. Kalem, çiçek. Arkadaşıma çiçek getirmişler. Ben çiçek istiyorum diye bağırıyor. Çiçek de çiçek. Yani ne görürse. Giysi de istediğin giysiyi almadığın zaman size krizleşiyor mu? Yaşatıyor mu? Ne an gelirse atma hocam? Aslında ne gelirse. Kalem dahi bir kalem görsün kalemi. Yani bir şeyler alacağım dedim. Aynen. Bir şeyler alacağım dedim. Yani oyuncak şu bu yani. Belki sevindireceğim dedin. Yani belki fakiri, de, belki fakir de. Çocukları, yetim çocukları sevindireceğim demiş olabilirsin. Belki de. Hamilelikte bunu eğer dediyse ve bu adağını Allah'a verip sözü yerine getirmediyse çocuğunda bu tarz rahatsızlıklar oluyor. Bence öyle bir şey var. O da vücutta çocuğun enerjisini düşürüyor. Enerjisi çok yüksek, benim enerjim düşüyor. İşte senin enerjin düşüyor. Yani sen çekiyorsun, sende bir sıkıntı yok. Sen film gibi olayı seyrediyorsun. Çocuğun annesiyle beraber, ben işe gidiyorum. Sen bir şey çekmiyorsun aslında. Böyle sen sadece seyircisin olaya, değil mi? Evet. İkiniz yaşıyorsun, ikinizin arasında İkiniz, olan bir olay. Evet. Peki abisi hiç böyle adaklar adadığını... bilinçaltından böyle hatırlıyor musun? Ya hiç hatırlamıyorum. Adam işte yani annemlerle, kayınvalidemlerle adadığımızı hatırlıyorum. O da kesildi değil mi Zafer? Kurban adadınız. Kurban. Etini ne yaptınız? Dağıttık. Yedi bir pay verdim, parasını da verdim. Kurban bitti. Ama yedi payı dağıttım. Kendinize bir pay ayırdınız mı? Parasını verdim ama gariban insan kalıp parasını verdi. Niye gariban? Gariban eti vereceksin. Öyle miydi acaba şey miydi? Hadi ben hatırlamıyorum. Yiyemezsin. Ne? Yiyemezsin. Onu yiyemezsin. Ya. Otur şuraya. Kestiğinde gözün olmayacak. Yiyemezsin. Evet. Sen git parasını verip alacaksan o kestiğinde gözün var. Taze ette gözün var. Evet. Senin orada. Ancak ne yaparsın? Gidersin. Ondan sonra kendin alırsın kasaptan. Onu vereceksin. Bazıları böyle fetva veriyor. Kesinlikle yanlış. Evet. Parasıyla yiyebilirsin ya. Malında gözü olmayan adam parasıyla yiyebilirsin. Git kasaptan al. Parasıyla ye. Niye kestiğini yiyorsun? Kestiğin sana haram. Onu yiyemezsin. Bazıları fetva veriyor. Kesinlikle bu konuda yanlış verilmiş bir fetva. Kendi hayatımda bizatihi yaşadığımı biliyorum. Ben bir vakfı bir adak. O zaman biz de cahiliyet zamanlarında adamıştık, verdik. Orada ben bir yemek yedim. Yediğim yemeği olduğu gibi yani hayatımda ilk kez öyle büyük bir şekilde bir kusma yaşadım. Benim verdiğim adak etinden yapmışlar. Onu sonradan öğrendim ben. Ve anında beni hasta etti yani yiyemez. Evet. O yerine tam gelmemiş. O da zaten şeyler var, vücudunda beyazlıklar var değil mi? Kusma. Vitiligo. O da o adak etinden olur. Adak etini yemekten olur. Bunun adı oydu ama değil mi o?
Çocuğuna verdi. Çocuğuna verdi. Ne diye adamıştınız? İlk bebeğimiz öldüğü için ikincisi olursa dedi, kayınvalidem de istiyordu. Hepimiz birlikte istiyorduk bebeği. Ne keseceğiz dediniz? Küçük bir hayvan kesildi ama tam olarak hatırlamıyorum. Küçük bir hayvan. 6 aydan beri. 58 ay, 50 kuzu kesildi. 6 aydan beri bir kuzu kesildi. Ay. Parasını kime verdiniz? Ben korkarım getirdim. Peki kayınvalide böyle bir adak adamış olabilir mi? Hadi siz tam hatırlamıyorsunuz ya. Biz... hocam zaten 8-9 yıldan beri görüşmüyoruz. Merveciğim. Neden? Yok mu? Görüşemiyoruz. Kendisiyle istemiyor. Neden? Yaklaşamıyoruz yanına. Neden ya? İstemiyor bizi. Kaç kere gitsek itiraz ediyor. Gelmeyin. Çocuk doğduktan sonra mı oldu? Evet, çocuk bir yaşındayken ayrıldı bizden. Orayı bir açalım. Şimdi Ertuğ, eşimin kardeşi nişan oldu. Şşş, dur yavrum ya, ver şunu. Ver şunu. Merveciğim, ver şunu. Ver annem. Allah Allah. Dur kızım, bir dur ya. He, evet. Evlenince, bilmiyorum bizde ne oldu, ayrıldık yani. Bizden ayrıldılar, kendileri. Aa. Merveciğim. Dur orada bak. Geç öyle. Otur öyle. Hiç durmayacağım bile hiç. Ne oldu tam olarak? Bir husumet oldu, bir kavga oldu, bir şey oldu yani. Evet. Ne oldu? Hiç anlaşamadık hocam, ne bileyim. Bizi istemedik. Biz de anlamadık. Bir yaşında. Kayınvalideme bizden uzaklaştırdılar. Annem zamanla bizden koptu. Sonra yani en son zaman artık gelmeyin. İstemiyoruz birilerinden. Ama ne çıktı fitneyi kardeşim? Siz gitmediniz mi ondan sonra? Kaç kere gittik hocam? Gittik hocam, gitmez. Mahkemeye koyduk en son zamanda. Hanım ceza aldı 6 ay. Niçin? Telefonu görüştük. Annemi arıyor çocuk istiyor diye. Eşim annemi arıyor. Çocuk telefonu görüştürüyor. Kızımla. Eltim de oradaymış. Eltisi orada. Telefon alıyor annem elinden. Hanım sayıyor, sayıyor. Evet. Sonra? Ben de şaşırdım kaldım. Çocuğum rahatsız dedi. Yani hanım da bir şeyler söylemiş. Sonra hanım bize böyle bir uyuyor tabii. Hemen gitmiş. Kendi sanki bir şey söylemiş gibi polise şikayette bulmuş. Annemi asıl de suçlu alıyor koluna. Annem de alıyor yanına. Asıl suçlu annem de biliyor bunu. Gidiyor bize şikayet ediyor. Bize böyle böyle dediler diye. Hanım da bu olaydan 6 ay ceza aldı. Evet. Annem. Gelip olduk yani. Para cezası. Yok. Ceza vermedi. 6 ay yakaladı. 5 sene gözetim altında 6. Hakaretten mi? Evet. Aynen. Birbirimize hakaret ettiğimiz için. Şimdi ben telefonumda yokum. Annem beni de şikayet ediyor. Ya hocam şimdi ortada bir şey olmalı yani. Siz şimdi 9 sene... Ortada hiçbir şey yok hocam. İnanın. Nasıl hiçbir şey olmaz ya? Ya çekemezdik. Sadece biraz çekemezdik. Diğer yerlerimiz aşırı bir kıskançtı. Niye çekemeyecek yani? Çekemeyeceği ne? Biz de bilemiyoruz. Şey çocuk, hocam, yalnız çocuğu... annemin dediğine göre hani... Sürekli geliyoruz, gidiyoruz, bebeği seviyoruz ama bunlar istemiyorlar. Anne bize de gelin diyorlar diyordu Eltim için. Biz de anlamadık ortada ne olduğunu. Bir yaşında ayırdılar kızımdan babaanneye. Çünkü bir de ilk torun, ilk torunu. Bu arada... Diğer torun var mı başka? Şimdi... Kerem'e var. Aha, iki tane de biz büyük abi ve gelin, büyük Eltim, büyük gelin ben. Onlar küçük gelin kardeşi. Biz bir tane çocukla, onlar erkek bir tane. Erkek kardeşim. Evet, erkek kardeşimle birlikte duruyorlar. Kaç kardeşsiniz siz? İki tane. İki erkek. Onlar birlikte duruyorlar, 600. Biz ayrıldık zaten, evet, böyle problemlere baktık ki çözülmeyecek. Karma karışık şeyler var orta yerde. Nasıl ayrıldık? İftiralar, yalanlar. Ya rahmetli babam rahmetli oldu 2007 yılında. Biz kirada atıyorduk. Hı. 2007 yılında. Kardeşim bir dur. Kardeşim de kirada atıyorduk. Kardeşim de kirada atıyorduk. Evet. 2007'de kaynanam yardım ettik. Biraz para yardım etti. Ben de kredi çektim. 2007'de ev aldım. Babam da bu ev aldıktan 3-4 ay sonra vefat etti. Bizim orada annemin oturduğu yer hazinenin yeriydi. Hmm. 1-2 sene sonra hazine bu yeri satışa çıkardı. Satışa çıkardı, ilk de şeye, orada oturana veriyor. Hmm. Kardeşim bu yeri aldı, şimdi parayla aldı. Annemle beraber oturuyor şu anda zaten. Altı üstü aynı yerde. Eski ev, babamın evinin üstüne. Prefabrik ev koydu kardeşim. İki katlı oldu. Al tutuyor. Yapma. Yapma çocuğum, ne yaptın lan? Senin onlara hakkın geçti. Tabii ben hakkımı geçen mesela
bu mahkeme olayından sonra, beni mahkeme verdikten sonra beni imzaya çağırdılar. Ben istemem, imza atmaz. Kötü bir insan olsun. Hakkında şeref çağırdılar. Ev için. Ev için. İmza atmasam tapuyu alamıyor. Ben imza atmasam tapuyu alamıyor. Gittim imza attım, tapuyu aldım ve hakkında da feragat ettim yani. Üç kişiye çıkıyor tapu. Babamın babam üstüne çıkıyor tapu. Babam da vefat edince... Annen senin ve kardeşin. Annem ve benim kardeşim üstüne yani. Mesela 1,5 pay bana, 1,5 pay kardeşime, 1 pay anneme. Ben kardeşim para verip aldığı için... Kardeşin acaba böyle maddi bir olaydan dolayı... O yüzden burayı... kardeşim çok paracı. Orayı almak için annenin yanına çekmiş, böyle bir fitne çıkarmış olabilirler ama mi? Babam öyle, babam sağdı bu yerler, yani şey oldu. Baban ne kadar ödedi? 2007. Kayınpederim de zaten bu olaylar olurken kalp krizinden vefat ediyor. Üçüncü krizi yani baba. Evet. Üzüntüden kalp krizinden vefat ediyor. Beni falan suçladılar orta yerde, sen öldürdün babanı ama ben öldürsem benim oradan gidelim bir 5 sene oluyor. Ya müdür kuzum, müdür ya. Öyle yani, hocam ya. Karmakarışık şeyler. At gibi tepiniyor ya. Evde de böyle hocam. Evde de böyle. Okulda da böyle. Biz durduramıyoruz. O yüzden şifa bulmaya geldik sizin. Allah önce Allah sınavı sizden. Bu husumet varken, bu husumet varken. Bilmiyorum ben. Ne olacak bu böyle? Bizim birinci madde anne babanın anne babalarıyla husumet olmayacak yani. Birinci yok, ne kadar gittiysek olmadı. Ben de bilemiyorum. Ne yaptınız, ne ettiniz kardeşim yani bunun bir stop yapmış kamerada yani. بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير hayır değil misin? Biz... rahmetli babam daha sağdı ben ev aldığımda. Biz kirada oturuyorduk. Kiraladık. Babam da sağdı. Annemle beraber oturdu. Kardeşim de başka bir yerde kiradaydı. Ben kredi çektim. Kayan da yardım etti. Ev aldım. Bir yere geçtim. Ben ev aldıktan sonra 4-5 yazan babamın parayı. Evet. O zamana kadar nerede kalıyordun? Kirada kaldım. Anne senin yanında kalıyor muydu? Yok annem hiç kalmıyordu. Gidip geliyordu. Sürekli gidip yakın geliyordu. Yakındı hocam. Ne kadar diyeyim sana? Biz zaten... 152 yapalı 2 gün öderdik. Biz kayınvalidemle her gün araşırdık. O beni zaten... Ben seni gördüm aşık evet, oldum kızım fitne dedi. Fitne çıktı yani. Bir, fitne çıktı orada fitne yani. Fitne çıktı. Arada çok laf taşıyan oldu. Denmedik lafları dediler. Büyü yaptılar, büyü yaptılar, bir hocaya gittiler. Bir laf söylemişler benim için bir laf söylemişler. Ama öyle bu... sevmiş, öyle kayınvalidem beni öyle sevmiş, büyüyle sevmiş. Gitmiş kendi de mi yaptım, öyle bir şeyler, ay hocam var ya o kadar bütün dedim halkı üstümüz oldu yani. İşi gücü bıraktılar. Sen kaç kardeş, senden önce kardeşin falan ölmüş mü? Yok, ölmedim. İki kardeş, ilk ben. Bir tane aldırdın mı dedim? Bilmiyorum, tam hatırlamıyoruz hocam. Her şeyin üstüne ben sineyi çektik biz dedik ki aman biz ayrı kalalım. Bir tane aldı mı dedi? Ben 50 günlükken 40'ı çıkarmakken. Yavrum bir dur lan, bir dur lan. 2-3 aylıkken. Duramıyor hocam böyle işte. Biz doğru, bütün doğru. Gün bununla karı koca ve kayınvalidem de diğerlerine sürekli yardım etmece. Biz büyükken... 2-3 aylıkken annem hamile kalmış. Ben hamile kalmış. Bana emzirirken annem hamile kalmış. Yaramazlık yaptığı zaman çocuk kendini hatırlamaz bile. Sırt yatıracaksınız, ayakların altına kızılcıkla 7 kere vuracaksın. O zaman durmaya başlar. Vücuttaki cin yaptırıyor bunu o hareketleri. Evet, evet. Vücuttaki cinin de en iyi anlayacağı şey kızılcık sopasıyla böyle sağlam, üstüdür bakayım deyip 7 tane vuracaksın, oturur, vuracaksın, oturur. Onu kızılcık sopasıyla. Kızılcık sopası. Ondan sonra sahibi vücuttaki cin onu yaptırıyor onları. Evet ben bilmiyorum hocam nedir bu üstümüzdeki. Benim karnımda bir şeyler dolaşıyor öylesine. Kusacağım kusamıyorum. Vücuttaki cin onu yaptırıyor. Bakan hareket eden falan çocuk değil. Onu öyle yapınca şey yapar ama o da ona ruhsat almış yani onu yaptırıyor. Tövbe yarabbim Allah'ım. Kızılcık da böyle 7 tane vurunca durur. Nereden bulacağız kızılcık sopasını? He? Kızılcık sopasını nereden bulacağız? Sopayı olmayı düşünüyorsun. Hayır. Ne ayak altına ayak ya altına bir şey değil mi? O. Aha. Sırtına yüzde falan değil. Ayağın altına böyle tak 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 usudur bakayım 7 tane tamam. Vuracaksın durur. Tamam. Evet. Sakinleşir. Temiz soru sormuştunuz. Kızılcığı gördüğü zaman oturur. Temiz soru sormuştunuz ya. Ben anne bana emzirirken bana hamile kalmış. O süt beni zehirlemiş. Evet kardeşimle emzirir. O çocuğu aldırmışlar. Süt seni zehirlemiş. Evet. Evet, ölecek falan demişler çok. Fotoğraf çekilmiş.
Eşimi ölecek diye fotoğraf çektirmişler. Bana anne, beni annem ölecekken hamile kalmış tekrar ha. Yani sonra hasta olmuş çok. Evet. Bilemedim hocam, karma karışık işler, ben deliriyorum, kafayı yemek üzereyim inanın. Ya beni de delirtmeyin, biz sakin olun, olayı şey yapmaya çalışıyorum. Anlamaya çalışıyorsunuz. Anlamaya çalışıyorum, çok karmaşık olay. Çok karışık. Bir kere şu kesin, ikinizin de üzerinde bir kötü enerji var. Sende de var, sende de var. Çocuğun anne karnında olması demek, sende de o enerjinin olması, sende de olması demek, geçmişten kaynaklı. Evet, evet hocam. Sütün zehirlenmesi demek, annenin anne babasının ona emzirdiği sütü haram etmesi demek. Annenin kendi anne babasıyla bir husumeti var mı diyor? Kavgası? Yok, çok iyi. Mal tartışması? Yok. Emin misin? Emin oldum. Annesine baktığı sonunda. Annem, kaybedersinler. Dinlediler. Vallahi bir tane yok. İki kardeş. Peki annenin ağzında zaman zaman beddualar var mı? Oldu. Ne derdi mesela? Zafer'i pek düşerdi benim yanımda. İşte bu... Sopayı gittim lan, ver oradan bana. Hani beni çok yordu bu çocuk derdi. Evet. Bir daha zıplarsan döveceğim seni. Hani beni çok yordu derdi eşim için. Ne derdi? Beni çok yordu derdi, beni çok zamanında hastetti derdi. Hı hı. Hasta olmuş, annem de aynı bir deri bir kemik kaldım kızım senin gibi derdi. Hı hı. Bir ceket gibi bir şey ördüm. Ay ben ona hiçbir şey örmem derdi. Onda bir uğursuzluk var derdi. Kendi annesi kendisi için. Ay hocam karnı karışık şeyler. Babanın ölüm sebebi neydi abi? Kalp krizi. Evet, kalp üçüncü kriz. Üçüncü kriz. Kaç yaşında vefat etti? 50. İlk krizi kaç yaşında geçirdi? 3 sene içinde. 47. He? 48, 49. Peki... Aşırı sinirli miydi baban? Yok, babam çok sakin bir insan. Anne de sakin. Anne de sakin, ikisi de evet. Anne baba çok sakin. Çok sinirlendiysen kendini kaybeder miydi baba? Hiç görmedim ki sinirlendi. Hiç bu tartışmalarda baba bu kavganın neresindeydi? Hangi taraftaydı? Sizden taraftı mı, onlardan taraftı mı? Yer... Babam bu, orta yerdeydi. Babam hiçbir şey bilmiyordu. Olayı kayınvalidemle eğitim çeviriyor. Ama büyü yapmışlar bunlar bize dediler, öyle çıkardılar değil mi fitneyi zannediyorum. Evet, hep büyü yapıyor diyorlar bize. Siz bize büyü yaptınız. Böyle diyorlar değil mi? Bizim ne büyüyle ne şeyle alakamız var biz. Ya işte zannediyorum Allah alem, elti bir büyücüye gitti, bazı sıkıntılar yaşayınca. O büyücü de onları sizin ona büyü yaptığınıza dair yönlendirdi. Yanlış mı yönlendirdi, öyle bir şey. Sonra birkaç şeyi de söyledi ve anne saf insan olduğu için kayınvalide çok iyidir. Seni ona büyü yaptığına evet, inandı. Onda da bir takım sıkıntılar zannediyorum. Aynen hocam. Başladı. Aynen. O yaptığı sıkıntılar da zamanında böyle dedikoduyu çok sever miydi kayınvalide? Yok. Yok, kayınvalidem çok iyi bir insandı. Biz kayınvalidemle kol kola gezerdik. Yapmazlardı. Kayınvalidemle kol kola gezerdik. Yani bir şeytan girdi bence, bir kadın girdi ortalığı Allah bunları getirdi. Aynen bence. Hocam, aynen. Dedeme... Namaz falan kılar mı kardeşinin karısı? Yok. Hayır. Kılmaz. Fitne hücum birisi biraz herhalde. Aynen. Ben de diyorum yani şeytanlığı yapan o yani. Bir insin şeytan girdi ve ortalığı Allah bunları getirdi. Vallahi bilmiyorum hocam. İnandırmıştır ona, anan ne yapsın? Hocam şimdi bakın ben bir şey söyleyeyim mi? Eşime, onunla karşı... Hastaneye çalışıyor, gitmiş eşime demiş ki, dedim sana onun arkadaşı, okulda demiş. Evet, çok bunlar çok değişik bir aileymiş. Annesi mesela, babası hiçbir zaman, hatta eşinin, pardon, baba ikinci karısı. İkinci karısından olan iki kız var. Eltimin annesinin, Kuşadalı bunlar. Tamam. İkinci evliliği, bayanın. Evet. Eltim de... İşte bu ikinci evinden olan herhalde. Tam söyleyeyim. Hani çok böyle bir şey olduğu zaman hep annesini yönlendirirler, babası dışarıda kalırmış. Bizim babası mesela okul sorunlarımız yani. Olduğu zaman bizim babalarımız gelirdi okula, çözüm aranırdı. Bunlar hep anneyle gelip, örtbas edip, hatta benim kuzenim anlatıyor.
kendisi. Resmen diyor, kuzen diyor, bunlar diyor hani çirkef insanlar dedi. Sakın uğraşma, kafasına koyduğunu bu kız yapar diyor. Bu kız diyor kafasına birini koydu mu diyor yuvasını dağıtmaya, hani sakın kuzen uğraşma dedi bana, kuzenim, kendi kuzenim. Dedim ki ben onunla uğraşmıyorum. O bizle uğraşıyor. Sakın dedi, aklına koyduğu şeyi yapan bir kız bu şeytanın ta kendisi diyor. İyisi bir şeytan gibi çalışmıştır o şimdi. Çok hızlı, nasıl çalışmış bilmiyoruz. Hala koşturuyor büyüden hocam. Büyüden dolayı değildir de büyüye inandırdığından, inanmaktan dolayı. İşte kim, hangi hoca inandırdıysa bunu böyle. Öyle yapmışlardır. Şimdi olan bizim ailemiz böyle darmadağın olduk biz hocam. Çocuğumuzu zapt edemiyoruz. Bu böyle ortada giden, kalp kızından giden kayınpederime mi yanayım? Kayınvalidem orta yerde çocuklara bakıyor. Bizimki giyinip giyinip eltimiz okula geliyor. O sadece orada şey, sadece kendini göstermeye geliyor. Kayınvalidem çocuklara bakıyor. Yemeğini yediriyor, yapıyor, ediyor, alıyor, götürüyor. O sadece giyinip süslenip gelip gelip abisinin karşısına çıkıyor. Gelip gelip. Aynı okula gidiyoruz biz annemle beraber. Kim abisinin karşısına çıkıyor? Abisi oluyor eşim. Kız abisinin karşısına çıkıyor. Sürekli eşimi rahatsız ediyor. Eşimin karşısına çıkıyor. Denk geliyor, aynı okuluydu. O normal yani bir şey. Hani, yok ki. Sen orada öğretmen misin? Hayır hocam ya. Hayır. Çocuk için gidip aynı okula gidiyoruz. Ona da aynı okula gidiyor, biz aynı okula gidiyoruz. O ben ama biraz... Onun çocuğunda da mı var problem? Hayır. Aynı okula gidiyoruz hocam. O aile sınıfa gidiyor, biz aile sınıfa gidiyoruz. Hani okulda ara sıra... Gördüğü zaman... Görüyor, o kadar. Başka bir şey yok. Şey yapıyor, direkt eşime. Ay aslında var ya hocam, olaylar çok uzun ya. İnanın akşama kadar anlatsak bitmez. Daha önce olaylar. Hatta ben çocuk diğer bebeğim öldüğü için çocuğuma sübyan muskası takıldı benim. Daha doğrusu sübyandan ölmüşlendi. Biz bir hocaya gittik. Sübyan muskası taşıdım ben 9 ay boyunca. Bu sıra esnasında 9 ay içerisinde bebeğim doğuyor. Bunların düğünleri olacak. Düğünlerinde tabii ki eşimin bir suçu yok. Sen erkek kardeşinle konuşmuyor musun sen? Niye? Arası. Ya sen kardeşsin ya. Bir kadın fitne vermesine izin verme. Sen kardeşinle konuş kardeş. Sen kardeşinle niye konuşmuyorsun ya? Yanaşmıyor ki. Nasıl konuşuyorum? Zorla mı konuşuyorum şimdi? Kaçıyor mu senden? Evet. Ne yaptın? Bir yaptın mı dedin? Evet, bana bir şey demiyor konu. Yani bir şey demez yani. Ya kardeşim gel buraya otur da konuşalım ya. En son geçen gün konuştuk. 15-20 gün bir ay oluyor. He. Bak dedim biz iyi olmak istiyoruz. Zamana var bizde. Zamana var dedim. Hocam lafınızı böldüm. Ben onu söylemek istiyorum. Kafam hiç böyle allak bullak benim. Sen onun atası hükmündesin. Evet. Tanımıyor ki atası hükmünü. O ne iş yapıyor? Aynı yerde çalışıyoruz. O da itfaiye çalışıyor, ben de itfaiye çalışıyorum. Aynı yerde konuşmuyor musun? Aynı yurttayım. Ben bir gün çalışıyorum. O başka bir gün çalışıyor. Eşim bir çıkıyor, biri giriyor, biri çıkıyor yani böyle. Bir gün çalışırsa iki gün ister diyoruz. 24-8 gün. Abi bence annenin ya da babanın sizin üzerinize adadığı bir adak var. Bir. Tamam mı? Nika. Bu senin ensendedir, şimdi tespit ederiz onu. Bu onun ensesinde de var, senin ensende de var. Anne de adadı. Unuttu. Adakçı anayı sıkıyor. Nika. Kardeşini sıkıyor, seni de sıkıyor bence. Sana da ona karşı soğukluk var. Evet. Sen de mesela bence sen, bak senden hiç anlatmadığım bir şey söyleyeyim. Bence sen ergenlik çağına girdiğinden beri annene karşı soğuksun. Benim anneme babama karşı. Soğuksun. O öyle değil. Ya içindeki o soğukluğu sen atamıyorsun. Çünkü üzerinde bir adak olan insan... Adakla dünyaya geldiyse anaya babaya karşı gizli bir kin içinde besletir. O da cindir. Bu bir tek adakla olur. Sende var. Var. Ben çünkü anneme bakıyorum. Ve bu adı Allah'a verdiği sözü yerine getirmediği için annenin ense kökünde bu anneni sıkıyor. Ve annen de bunu zannediyor ki işte o büyü yaptı, bu büyü yaptı. İçindeki evet, cin hep büyük. Büyük oğlun sana büyü yaptı diyerek onu kandırıyor. Yengende de zaten bir bela, bir musibet var. Oradaki şeytan da bunu fark edince araya fitneyi tetikliyor. Kardeşin, üzerinde adak olan kardeşler birbirlerine karşı düşman gibi. Evet. Ne kadar düşman şey yapsan da bu tetiklemiştir seni. Ve suçlu ve sen adaklı olarak dünyaya geldiğin için
senin ilk çocuk olduğun için, dünyaya gelen ilk çocuk sen olduğun için çocuğa daha fazla etki vurur. Evet. Kardeşin de biraz daha az vurur ama onun çocuklarında çok normal olduğunu zannetmiyorum. Kızı biraz... Onun çocuklarında da anormallikler kesinlikle vardır. Onu da işte onlar büyü yaptı, çocuklara da vurdu diye böyle etkilemiş olabilir. Evet, evet. Senin üzerindeki de muhtemelen böyle bir fakir doyurma, sevindirme gibi adaklar, iki adak bir araya geldi. Ondan sonra çocuk da sorumlu olarak dünyaya geldi diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum işte. İlk seni bir seans alacağız, senden başlayacağız, ondan sonra seni başlayacağız. Suçlusu işte hep benim, yengem diyorlar. Yengem de yengem. Ya şimdi beni... şeytanlar bir araya geldiği yengem. Zaman, bak şeytanlar bir araya geldiği zaman en mazlum insanı mahkum ederler, anladın mı? Evet, evet, beni mahkum çünkü ediyorlar şimdi. Zulüm şeytanın hoşuna gider. Ay, evet, evet. Zulümle beslenir. Anladın mı? Zulümle. Ailede derleyecek, toplayacak, husumetle kin olmayan kim varsa ona odaklanırlar ki oradan fitne evet, çıkarsın. Evet, evet. Ben biraz sessizim, kardeşim biraz daha çok şey. Şeydir. Hı-hı. Eşim sessiz, diğer gelin biraz daha şeydir. Dengeyi kurmuş yani her şey birbirine. Evet. Bir de şöyle bir şey hocam, şunu da söylemek istiyorum size. Çok böyle aklımı karıştırıyor bu olay. Bu olayı siz çözebilecek misiniz? Şimdi ben 9 ay muskatı taşıdığım sürede bunlar evlenecekler dedim ya. Hı hı. Şimdi o akşam düğün oluyor, dedim ki annem biliyor. Annem biliyor, muskayı taşıyorum, dedi ki bana hoca, Allah affetsin, işte cahiliz, inanıyoruz bazı şeylere. Bebeğin dedi olduktan sonra boynuna takılacak ve sen düğün, bayram, mevlüt yerlerine girmeyeceksin kızım dedi. Biz de işte cahiliz, bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış, affedin beni. Anne, ben de ona uydum. Annemler de biliyorlar durumumu, bu çocuğu zaten ilk torunları. Onlar da böyle deli gibi, ben böyleydim zaten 2 yıl ev üstünde. Sonra o akşam gidiyorum, düğün oluyor. Dedim ki ben gelemeyeceğim, kusurumuzu affedin anne. Size oğlumuza gönderiyorum. Bizim adımıza eşim gidiyor. Eşimi giydiriyorum bir güzel. Bunlar şimdi pistte çıkıyorlar, oynuyorlar. Ben daha hiç videoyu izlemedim. Pistte çıkıyorlar. Annemle... sanırım eltim eşiyle dans ediyor, gelin damat dans ediyor. Bunlar da annemle çıkıyormuş. Evet, annemle ediyor. Annemle dans ediyorlarmış. Şimdi annemle kocası bırakıyor, gelini buna veriyorlar. O akşam düğün yerinde gelin abiyle dans ediyor. Bir dakika. Fazla böyle. Böyle. Annemle Hüseyin, benim kardeşimle. Ben annemle. Biz dans ediyorduk. Mesela siz ikiniz dans ediyorsunuz, biz ikimiz dans ediyoruz. Sonra değişiyoruz, tamam. Değişiyoruz. Bu kadar. Tamam. Öyle dans etmişler falan, bir şeyler olmuş. Dedim ki bir anne... Şarkı bir tane var. Yarım da şarkı bir tane var. Olabilir. Ne var burada? Bilmiyorum. Ben de benim tuhafıma gitti açıkçası. Niye tuhafına gitti senin bu? Ya bir gelinle damat abiyle dans edebilir misin? Etmişler. Yani ne olmuş? Ne yapacak yani? Bir şey mi? Art diye uyandırdı. O bende evet. Biraz daha bu başımı yiyor benim. Sen yani. Oradan yedin işte. Düştün fitneye sen de. Düştük evet. Şeytan da seni oradan... kandı. Evet, seni evet. Seviyor diyor. Gözü sende diyor. Sen de oradan iftirayla... aldın sırtını. Enerji. Tabii ki tabii ki. Aynen dediğiniz gibi. Sen de orada düştün işte. Düştüm. Orada düştün sen. Düştüm tabii ki, hatalarımız var, insanız. Şeytana kapıyı herkes bir yerden açtı. Açtık. Ve doluştular içeri. Biz şimdi toparlanamıyoruz. Günahınız orada. Evet hocam. Allah'ım günahlarımız var. Allah'ım affetsin bizleri hocam. Affetsin Rabbim. Sen çocuğu al da sen gel abi, çıkar mı mutluluğu? Hayır, hayır, affetsin. Büyük baş bunda. Serbest dur bakayım. Bitiştir ayakları. Tutma kendini. Ne serbestsin lan. Bir şey tutuyor değil mi? Çekiyor bırakıyor seni sanki değil mi? Şurada bak. Evet sanki böyle. Bak serbest dur, dik dur. Bak serbest dur.
Değil mi? Evet. Tutuyorsun kendini değil mi? Serbest dur bak, serbest. Evet, serbest dur. Geri gelirim sanki. Tutma kendini. Tutmuyorum abi sen. Geri gelirse. Tamam. Şimdi yakaladım. O burada. Muhtemel. İlk çocukta adanan bir adak bu. Tutuyorum. Yat şimdi. Elleri şöyle koyalım. Senin vücudunda konuşulabileceği bir tek şey var abi. O da nerede biliyor musun? Şurada duruyor. Aşırı bir yanma var mı? Biraz. Şurada. Evet. Seni kasıyor mu? Burada. Çok sessizdir hocam. Hiç konuşmuyor eşim. Bu şey değil. Büyük baş bir hayvan değil. Şurada var mı abi? Evet. Şurada var mı? Var. Şurada var mı? Abi sol ayağımı sakın sıkma. Onu sakın sıkma. Kırık evet. Ayağım benim. Şuraya. He, o ayağım çok kırık şu anda. Sırt üstü yat. O ayağım parçalı kırık oldu. Ben ölüyordum. Öyle mi? Nasıl düştün? Motosiklete kaza yaptım. Ben 20 tane şiş var orada. Geçmiş olsun. Arka kemik hiç yok. İnanılmaz. Tek kemik. Şey mi var orada? Platin mi var? Yok, tek kemik var. İki kemik yok. Evet, tamam. Buna rağmen gelmedi kayınvalidemler. Gelmiyor. Serbest. Çok inatlar eşimde. Bütün canım burada değil mi? Evet. Serbest dur. Şurada o kadar yok. Serbest dur. Burası normal ama şurası... Bak şurada. Dur ya mübarek dur. Gülüm abi de yapamıyorum ki ne yapayım. Neyse. Şurası. Abi. Enerji buradan. Abi. Şurada duruyor. Bütün canım burada sanki değil mi? Aynen abi. He? Aynen. Normalde bak burada yok o. Bak. Yok. Bak. Hayır. Ama şurası bak. Şu bölge. Sendeki buradan gidiyor. Şuradan. Kalk ya. Allah'ım soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumdan yerine getirilmeyen adaktan sana sığınırım. Allah'ım soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumdan yerine getirilmeyen adaktan şeytandan sana sığınırım. Unutulan adaklar duası yapılırken unutulur. Allah'ım soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumdan yerine getirilmeyen adaktan unutulan adaktan sana sığınırım. Allah'ım soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyundan yerine getirilmeyen gelen adaktan. Hafıza bir anda reset oluyor değil mi? Bir daha tam inanarak aç elleri. Bak bir daha odaklan bana. Allah'ım soyundan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyundan yerine getirilmeyen gelen şeytandan sana sığınırım. Yerine getirilmeyen gelen şeytan enteresan. Bir daha. Allah'ım soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Heh inanarak bu duaya devam et. Allah'ım soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. İnanarak duaya devam et. Allah'ım soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumdan yerine getirilmeyen gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, İnanarak söylemeye kalktığın an unutuyorsun değil mi? Siz inanarak dediniz mi? Allah'ım soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım.
Allah'ım, soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, soyumdan yerine getirilmeyen gelen şeytandan sana sığınırım. Yerine getirilmeyen gelen şeytan. Adaktan. Çok sinirli miydin küçükken? Yok, ben çok sinirliyim. Hep sakindin değil mi? Evet. Dua ederken bir gözlemle bakayım kendine. Allah'ım, soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Tamam. Gelen şeytandan euzubillahimineşşeytanirracim diye tamamla. Allah'ım, soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan euzubillahimineşşeytanirracim. Allah'ım, soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan euzubillahimineşşeytanirracim. Allah'ım, soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan euzubillahimineşşeytanirracim. Allah'ım, soyumdan gelen soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan euzubillahimineşşeytanirracim. Allah'ım, soyumdan yerine getirilmeyen gelen adaktan gelen şeytandan euzubillahimineşşeytanirracim. Allah'ım, soyumdan yerine getirilmeyen 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 adaktan gelen şeytandan euzubillahimineşşeytanirracim. Şimdi tam ezberledin cümleyi, bu cümleyi tam inanarak böyle sesli bir şekilde gözlerini kapat, tam konsantrayla söyle. Allah'ım, soyumdan yerine getirilmeyen gelen, anladın mı şimdi? Evet. Yani tam inanarak söylediğin an, düşünüyorum. Beyin bir anda kendine otomatikman bir reset attırıyor, evet, değil mi? Evet. En son kurbanda ne kestin? Kurban bayramında. Bu kurban bir şey kesmedim, kesen kurbanı kesmedim. 3-4 kurbanı kesmedim. Neden? Kesinlikle. Maddi bir sıkıntı var. Paranın hiç bereketi yok değil mi? Aynen hocam. Ondan önce kurbanlarda genelde tercih ettiğinde koyun mu kesiyordun, koç mu? Koç. Koç keserken bir ağlama hissi oluyor muydu sende? Yok. Ama hiç koyun kesmek istemedin. Hiç. Hiç kesmedin şu an. Ben hiç gömedim koyun kesmek. Çünkü babamdan dedemden hep koç kesiyordum. Peki adak adasa mesela soy koyun mu adardı, koç mu adardı? Koç. Adak. Hiç babanın adak adadığına şahit oldun mu ya, annenin? Ama çocuk doğumda belki olmuşsun ama. Koyun mu kestiniz siz? Koç kestik. Ufak bir koç kestik. Küçük. O zaman da koç mu kestiniz? Evet. Küçük hocam. Ben hatırlayamıyorum hocam tam olarak. Hanım hatırlamıyor. Hanım gelmedi. Bacanakla beraber gitmiştik. Hatırlayamıyorum. 7-8 aylık ufak bir oğlak kesmiştik. Bu kuzu yavrusu da olabilir. Tam olarak hatırlamıyorum. Keçi yavrusu da olabilir. Tam olarak anlatamıyorum. Onu da söyleyeyim. Peki oğlak ya da keçi ayırır mısın o zaman zaten? Oralarda genelde ne alınır? Kan akı tabii herhalde. O şekilde alınır. Yani bir kurban keseceğim denir. Zaten kanını aldım birazını herhalde hanıma sormuş, çocuğa da sormuş. Böyle hayvan kesilir, kendi kestin mi hiç hayvan? Hayır. Kesilirken bir etkilenme oluyor mu sende? Kan tutuyor mu, şey oluyor mu? Yok, istik nasıl kesen kurban kayıp ya, yardım ettim keserken. Ayaklarını tuttum. Bir etkilenme oldu mu? Yok. Ufak baş hayvan kestim, horoz. Allah'ım. Ama büyük baş kesmedim. Bir de şeyi söyleyelim mi hocamız? Şey, hocam, bir bayram kurban kestik. Evet, evet. Onu da söyleyelim. Onun da günahını taşıyor olabiliriz. Olabilir. Nasıl yani? Kurban kestik. 6-7 sene oldu. Kurbanda kestik. Dağıtacağımızı dağıttık. Bir arasını dolaba koyduk. Elektrikler kesilmiş. Biraz da gittiydik. Gezmeye gitmiştik. Yani el öpmeye gitmiştik. Annesi 20 lastaydı. Oraya gitmiştik. 4-5 gün kaldık. Onda elektrikler kesilmiş. Hayvan korkmuş. Leş olmuş.
hayvanı attığına inanın hocam. Onun bir nadir olabilir bilmiyorum. Yok, onunla ilgisi yok. Bu eti yemek nasip olmadı yani. O da... Bir de şimdi daha önce bir adakta da yediniz ya. O kadar miktar belki almıştınız koktu evden. Bir şey var ama yani. O eti yemenizde, adak kesildiğinden yemenizde bir ilgisi var. Adağı geç kestik. O da olur hocam. Senin üzerinde olmazsa olmaz uçurduğu geçmez. Bak. Senin üzerinde, senin çocuğuna bu belanın isabeti için sebepler vardır. Tamam mı? Bir. Anandan, babandan, evladından gördüğü çok güçlü bir beddua etmen lazım. Beddua alman lazım. Veya annene babana çok güçlü bir öfke ve kin besleyip, anladın mı? Onlarla lanetleşmen lazım. Veya anne babanın senin üzerinde adayıp da yerine getiremediği bir adaktan kaynaklı çocuğa bir marazın isabeti lazım. Başka bir şey olmaz. Aynı şey işin içinde geçer. Üzerinde çektiğinde gelen adak, canlı hayvan adağı üzerinde var. Bu mesela sende içinden senin 15 yaşından beri konuşan bir ses var. Evet. Sen onu vesvese zannediyorsun. Evet. O vesvese değil. Ama bu içindeki ses benim %70, %80 kötüye konuşmam. İçinde bir ses var. Var. Konuşuyor. Evet. Yönlendiriyor seni. Yok. Mesela namaz kılabiliyor musun? Geçen sene kıldım, bu sene. Geçen sene bayağı 4-5 ay falan kıldım. İçindeki ses namaz kıl diyor mu sana? Evet. Şimdi iyice engelledim. Evet. İçindeki evet, ses. Evet. Evet. Namaz kılmanı engelledim. Evet. Evet. Bir ses var ama. Evet. Sesten mi dedin? Evet. Bilmiyorum. Kılamıyorum. Evet. Bir şey seni enseden evet, sıkıyor, daraltıyor. Evet. Ya içinde bir enerji var ve seniz ibadet etmeni engelleyen bir enerji var. Bu nefisle alakalı değil mi? Evet. Bu. Her zaman sabah böyle bir hevesim var ama bir türlü yapamıyorsun. Bir dua okurken bakalım tepki verecek misin? Sanki anne adamış gibi. Anne adayıp durmuş gibi. Ve eğer sende gerçekten böyle bir adak varsa ki veriler bunu gösteriyor, sendekinin annesi de annendi. Adama kestiğin anda annendeki diyor. Benim kardeşimdeki diyor. Tabii tabii var. Allah benim ana babamın soyunun adayıp da yerine getiremediği adağın yerine geçmesi niyetiyle niyet ettim bu hayvanı kesmeye deyip hayvan kesildiği anda ensemdeki gider. Annendeki de gider, kardeşindeki de gider. Ondan sonra işte bir tek fitneler kalır, o da zamanla inşallah aşılır. Euzu bi kelimeti lai ta'ameti min külli şeytanin ve hammeti ve min külli aynin namme. Direkt gözün olur. Euzu bi kelimeti lai ta'ameti min külli şeytanin ve hammeti ve min külli aynin namme. İnneke mey jitume innehum ve jitume. Küfit, Allah'ın hız ve kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan hak ile sana emrediyorum, insana gel. Senedü ve cenib-i şefaati ve ma halaka bil kuntum vel ecma ve yüncemülün kesir vel cinni şeytani ma şidide, ma şidide. Euzu bi kelimeti lai ta'ameti min külli şeytani ve hammeti ve min külli aynin namme. Euzu bi kelimeti lai ta'ameti min külli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin namme. Euzu bi kelimeti lai ta'ameti min külli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin namme. İnneke mi yutum ve innehum ve yiğitim. İnneke mi yutum ve innehum ve yiğit. Senedü ve cenebi şefaati ve ma halaka bil kuntum ve le ecma ve lin cemilin kesir ve el cinni şeytani ma şidiga. Ma şidiga. Fiha fahruş. Ma şidiga. Ma şidiga. İnneke mi yutum ve innehum ve yiğitim. İnneke mi yutum ve innehum ve yiğit. İnneke mi yutum ve innehum ve yiğitim. Bir şey hissediyor mu vücutta? Kasılma, titreme, hiçbir şey yok. Bir de şu duayı yapsana. Allah'ım babamın ruhunu huzura kavuştur, onun günah ve kusurlarını affeyle. Allah'ım babamın ruhunu huzura kavuştur, onun günahlarını affeyle. Allah'ım babamın ruhunu huzura kavuştur, onun günahlarını affeyle. Yine olarak biraz dua et, kapat gözlerini, konuşalım. Allah'ım babamın ruhunu huzura kavuştur, onun günahlarını affeyle.
Allah'ım babamın ruhunu huzura kavuştur, onun günahlarını affeyle. Allah'ım babamın ruhunu huzura kavuştur, onun günahlarını affeyle. Allah'ım babamın ruhunu huzura kavuştur, onun günahlarını affeyle. Allah'ım babamın ruhunu huzura kavuştur, onun günahlarını affeyle. Allah'ım babamın ruhunu huzura kavuştur, onun günahlarını affeyle. Allah'ım babamın ruhunu huzura kavuştur. Baba ne küçük bir sistemin bedduası yok sana. En küçük şey. Peki şöyle dua et direkt anneye. Allah'ım annemin yerine getiremediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Abi. Allah'ım annemin yerine getiremediği adaktan sana sığınırım. Allah'ım abi. Annemin yerine getiremediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Abi. Allah'ım annemin yerine getiremediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Abi. Allah'ım. Annemin yerine getiremediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Ne yapıyorsun abi? Allah'ım annemin yerine getiremediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yerine getiremediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yerine getiremediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yerine getiremediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yerine getiremediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yerine getiremediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yerine getiremediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yerine getiremediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yerine getiremediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yerine getiremediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Bunda zorlanmıyor değil mi? Evet. Babamın diye. Allah'ım babamın yerine getiremediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın yerine getiremediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın yerine getiremediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın yerine getiremediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın yerine getiremediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın yerine getiremediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Bunda peki Allah'ım yerine getiremediğim adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım yerine getiremediğim adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım yerine getiremedim 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 adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım sen biraz oturup sonra gel. Allah'ım yerine getiremedim adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. 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 Bunda biraz zorlanıyor musun? Biraz zorlanıyorum. Annemde de zorlandım. Şöyle bir şeyde. Adaktan gelenle biraz zorlanıyor. Tekleme etmiş. Bir annede zorlanıyor bir de kendim diyorsun. Peki bu çocuk sağlıklı doğarsa diyor hasta olduğunu veya otistik olacağını şüphelendiğin zaman sağlıklı olsun. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. O adam o yüzden kesildim. Sağlıklı olsun diye adak verdik. O yüzden adamıştık biz. Doğduktan sonra adak kestik işte. Ama tabii 2 yaşına kadar da Merve'nin diğer yaşlarından bir farklı olduğunu anlayamadık. Bence 1 yaşında biraz bir farklı yok. Anlamadık işte. Şey oldu yani nasıl onun olması? Geç yürüdü. Her şey geçti Merve. Geç yürüdü, geç konuştu. Aslında çok da otistik değil çocuk biliyor musun? Ben yani, otistik çok değil hocam. Bak çok otistik değil. Otistiklerde en büyük özellik göz teması kuramaz. Bu çocuk göz teması kuruyor. Dikkat eksiği de var işte. Yok. Ama göz teması kuruyor ve seni anlıyor. Kurduramıyor kendini. Göz teması kuruyor. İçindeki bir enerji zapt ediliyor. Evet. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Her halükarda bir hayvan keselim. Tamam. Koç olsaydı bu hayvan sen çok sinirli olurdun. Agresif patlama olurdu. Koyun kesin bir tane. Ondan sonra bir muayene edelim seni. Bu mide bölgesi sanıyorum sende o midendeki fakir doyurma ve hiç 13 adadın mı hayatında abisi? 13. Allah'ım şöyle olursa 3 gün oruç tutacağım, 5 gün oruç tutacağım, 13 adadın hatırlıyor musun? Adamış olabilirim. Ya bu olabilir mi? Ben hastayım. Ya olabilirim. Ya tutmuyor kardeşim. Hocam. Yapamıyoruz. Hiç hayatında oruç adadın mı?
hatırladığın. Allah'ım şöyle olursa. Adadım sanırım. Heh, bunu soruyorum zaten. Adadıysan bu sende bir alışkanlıktır. Şimdi suçlama adına söylemiyorum. Yani bir gerçeği, oruçla ilgili adaklar midede olur, tamam mı? Ve midede sıkıntı yok. Fakir doyurmayla ilgili adaklar da midede. Bu sıkıntı olur. Peki hiç böyle bir çocuğu sevindireceğim diye bir adak adadın mı? Mesela şöyle olursa Allah'ım bir çocuğu sevindireceğim. Abi adamım kesin ya. Ama ben de şimdi tanıyorum bu şekilde adak adamım. Değiştiğinde. Hayır. Peki annenin babanın böyle bir adak adadığına hiç şahit oldun mu? Mesela sen şimdi zayıfsın. Senin bu zayıflığın bana verdiği enerji şu. Fakir doyurma adı. Şimdi eğer ki bir fakiri doyurmaya adadıysan yediklerin sana yaramayacak. Yaramıyor. Hiç kendime gelemez. Ve sen zayıf kalacaksın. Bir fakir bu kadar gibi. Afrikalılar gibi giden yani. Böyle baksanıza. Bunu veriyor işte. Ya vücudundaki enerji senin yediklerinin sana yaramamasını yaramıyor. Sağlaman için orada. Ya yani böyle bir şey. Annenin babanın böyle bir adadığını hatırlıyor musun? Kendi? Sen hatırlıyor musun hiç? Ben böyle, inanın eşim de üzülüyor. Ben de üzülüyorum zayıflığıma. Eşim bile bir deri bir kemik. Gel abone ol. Ne bu? Senin adın ne? Merve. Soyadın ne? Taştepe. Akıllı ya maşallah. Hadi Sübhaneke oku duysan canım. Bir Sübhaneke oku bakalım Merve. Sübhaneke Allahümme mebamuke metebarek kesmik metalle cettik vera ilahe garyum amin. Aferin sana. Bu çocuğun ben düzeleceğine inanıyorum inşallah. Ya bu çocuğun düzeleceğine inanıyorum ama şeyleri bulmamız lazım. Şöyle. Bir daha yazsana bakayım. Kan fitne var ya. Evet. Eğer o fitne olmasaydı çok kolaydı sürecimiz. Hep, fitne çok büyük yani. Hep biz kadınlar. Fitne çok büyük. Fitne çok büyük. Bu buradan kalk hocam. Onu alacağız. Sen gel. Afrika'dan gelmiş. Evet. Evet hocam ben özür. Fakir doyurmadan başka ve oruçtan başka hiçbir şey bunu bu hale getirmez. Hayvanında. Evet. Bir de vücut zayıf ya. Aslında sende de var ama bunda biraz daha net açığa çıkıyor. Bende yok değil mi abi? Sende yok abisi ya. Ben bir türlü kendime gelemem hocam. Psikolojik desem böyle yapınca da geri gelir değil mi? Gelir. Psikolojik değil yani. Bir yat bakalım. Ellerini şöyle koy abi sen. Böyle, yüzüm böyle dur. Böyle dur bakayım. Serbest dur. Serbest. Ay 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 hocam. Ben yapsam. Oh. Ellerini şöyle koy. Yok abi. Burada yok. Evet. Ay 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 ay. Tamam hocam. Bu fakir böyle. Bir de şuraya bakacağım. Bir daha dön yüzüstü. Hayır olsun. Nasıl? Aşırı bağrı yok. Şurada. Ay evet ağrı olsun. Şurada. Hayır, hayır fazla değil. Baban annen döver miydi? Yok. He? Hala döver. Hayır. Baban anneni döverken araya girip de babanı tuttun mu? Tutmuşumdur hocam. Ondan dolayı bir tane var vücudunda tak.
mahkemeli olmuşlar. Annesiyle babası boşanacakmış. Evet. Bu arada kalmış. Arada kaldım hocam, neler çekti. Babası annesi bunu şahit yazdırmış. Sonra demiş ki annesi gidiyor şeye, mahkemeye. Ben demiş kocamı seviyor. Bu önce ifade vermiş. Babam anneme böyle böyle yapıyor demiş. Sonra dedim bakmıyor deve şey dedim. Söylediklerini ama annenle babanla aran ne iş şu an? Babanı bir tutmuşsun, itmişsin yani, bir araya girmişsin. Aynen, aynen, aynen. O arada vücuduna bir tane giren var. Girmiştir hocam. Ne bu? Bir orada mı? Onu alacağız. Fakir doyurma, sevindirme. Ne bu? Onları yapacaksınız. Üzerindeki şey değil. Yani koç ya da koyun değil. Hı hı. Fakir doyurma adamı. Aynı tahmin ettiğim gibi. Yani sendeki, sendeki de büyük baş kesinlikle değil sendeki. Büyük baş hayvan olsa buralarda büyürsün yani. Küçük baş. Ya koç, ben. Ya koyun, ya teke, öyle küçük baş bir hayvan. Ne bu? Ne bu? Fakir işte. Doyurmanın yanında fakirleri doyuracağım, sevindireceğim anlamında bir şey söylemiş. Yani sadece fakir doyuracağım dememiş. Sanki öyle bir şey dedin mi? Ben hatırlıyorum bak. Şimdi aklıma can çekiyor. Gerçekten bak. Şimdi aklıma sanki bir yer dediğin gibi bu geliyor. Yemin ediyorum. Demişim de. Böyle bir şey var. Sanki demiş olabilirsin. Bu doyurulacak, sevindirdik. O adam yerine gelecek. Yerine geldikten sonra midedeki problemin Allah'ın izniyle bitecek. İnşallah. Bir oruç tutacaksın. Oruçla. Kurbanı kestikten sonra ense sende normale dön. İç sesi, sendeki ses kesilir. Çocuğun hareketlerinde ondan sonra bir sükunet olması gerekiyor ama o husumeti bir şekilde kardeşimiz lazım yani annenle en azından tamam anneciğim ben gelmeyeyim gitmiyorum ama sen gidip halledeceksin. Tamam. Yani sen gelmemi istemiyorsan ben gelmem, seni üzmem. Ama ben senden bir tek şey istiyorum. Dünya ayrı, geçmiş, gelecek, ölümlü dünya haklarını bana hayal et. Bana, eşime ve çocuklarıma. Bir yaptığım bir beddua varsa da. Tövbe ya, bizim çocuğumuz da böyle bir problem yaşıyor. Ben senden her zaman razıyım. Bak dersen bakarım. Evet, evet. Sırtımda tamam, taşırım sanki. Anacığım de. Tamam. Yüreği yufkadır. Sarıl ona, kucakla. Evet. Çocuğa göstereceğin sevgiyi ve şefkati anana göster. Aynen. Her zaman diyorum. Sadece bunu yap. Hayvan kesildikten sonra o annenin vücudundaki hayvan olmayacak, adaktan kaynaklı. Annenin vücudundaki adaktan, çocuğu üzerine adadığı adaktan kaynaklı giren cin öldükten sonra ve sendeki de öldükten sonra anne yumuşacaktır. Tamam. Onu yap, rızasını al. Ondan sonra gerisi takdiri ilahi. Bunları bir yapın. Yaptıktan sonra da bakalım çocuğun hareketleri, tavırları ne yönde değişecek, gözleyeceğiz. Bunu yapalım, tamam mı? Evet. Ben fakir doyuracağım. Ben hepsinin niyetlerini vereceğim. Onları uygulayacağız. Ondan sonra bir gözlemleyeceğiz bakayım. Zaten bittiği an, yani sendeki oruç adı ve fakir sevindirme, doyurma adı bittiği an senin midende o gösterdiğin yer bak. O orada durur. O geçecek abi. Tamam mı? Sendeki iç sesi geçecek, sizin üzerindeki etki geçtikten sonra çocuğun hareketlerinde bir normallik inşallah olur. İnşallah hocam. Allah için. Maria. Allah'ım yardımcı olsun. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Allah iyilik versin. Enerjisi iyi çocuğun yani. Ben maşallah onu şey yapacağını görüyorum çünkü çocuk gerçekten zeki bir çocuk. Çok zeki hocam. Gittiği yer üzerinde bir enerji var. Enerji, ve o çocuk çok güçlü. İnanın şey ben, benim gücüm kuvvetim kalmıyor öyle. Afrikalı gibi ben ne olacağım hocam? Bilmiyorum. Bir yapalım bakalım onları, tamam mı? Stop yapalım. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ukba bin Amir el-Cuhani radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 10 kişilik bir topluluk geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 9'uyla beyatlaştı ve birinden el çekti. Dediler ki, ya Resulallah, 9'uyla beyatlaştın. Bunu neden terk ettin?
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki onun üzerinde temime, muska vardır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu eliyle kopardı ve onunla da beyat etti. Ve şöyle buyurdu. Kim temime, muska takarsa kuşkusuz ki Allah'a şirk koşmuştur.